Herkese merhaba arkadaşlar. Ekim yayınlarına hoş geldiniz. Ben Netler Cepte'nin hocasıyım. Ekim 1 yayınlarına video çekmeye başladım. Bugün konumuz sayılar. Sayılardan soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz önümüzde gözüküyor. Hemen bu sorudan bir başlayalım. Yan verilen çarpma işleminde her nokta bir rakamı gösteriyormuş. Bu noktalar rakammış. Buna göre çarpma işleminin sonucunu soruyor. Şimdi biz bir sayıyı 4 ile çarpmışız bunu bulmuşuz. 2 ile çarpmışız 250'yi bulmuşuz. Eğer biz 250'yi 2'ye bölersek demek ki bu sayıyı bulacağız biz. O zaman 250'yi 2'ye bölersek 250'yi 2'ye böldüm. Kaç yaptı? 125. E, o zaman bizim buradaki sayımız kaçmış? 125'miş. Hemen sayımızı bulduk. O zaman ben 125'i direkt 24'e çarparım, hiç uğraşmam. Buraya hemen çarpayım. 125 24 ile çarptım. Kaç yaptı? 5 kere 4 20. 2 elde vardı. 2 kere 4 8. 2 elde burada vardı. Buraya yazdım. 1 kere 4 4. bir elde vardı. Şuradan. Burası da 500 yaptı. Zaten 2 ile çarpımı kaçtı? 250 idi. Bunu da buraya yazdık. Toplarsak buradan sondan topluyoruz. 5 5 daha 0 yaptı. Burası da 3 yaptı. Cevabımız neymiş? 3000'miş diyoruz ve ilk sorumuzu böylelikle geçmiş oluyoruz. Hemen karşımızda ikinci sorumuz var. Bu da aynı tarzda bir soru ama biraz daha garip bir soru. A çarp A çarpı B çarpımında A ve B çarpanları bir arttırılırsa sonuç ne kadar artar diye sormuşuz. Bakıyoruz A çarpı B var. Tamam mı? Ama diyor ki bize A artı 1 ile B artı 1'i çarparsak A B'den ne kadar büyük diyor. Hemen bunu çarpalım. A B tamam mı? Burası A, B yaptı. A ile B, biri çarptım. Artı A yaptı. 1 ile B'yi çarptım. B yaptı. 1 bir ile 1'i çarptım. Ne yaptı? 1 yaptı. E, A, B çarpımında bizim sonucumuz neydi? A, idi. A artı 1 ile B artı 1'i çarptığımızda da ne bulduk? AB artı A artı B artı 1'i bulduk. E, ne kadar fazla diyordu? Biz bunları birbirinden götürürsek A artı B artı 1 kadar bu sonuçtan fazladır diyebiliriz bu soru için bu soruyu da neden yazdım? Bu kareleri falan eksilikleri bir e, kafamız karışmadan bulalım diye yazdım. Kalemimi değiştireyim bir saniye. E, mor kalemimi aldım. Buradan hemen ne diyorum? 2'nin karesi. Bir sorun var mı burada? Hiçbir sorun yok. Hemen ben buraya 4'ümü yazdım. Eksi 3'ün karesi. Bak şimdi. Eğer parantez içinde eksi varsa ve kare varsa kare bu eksiyi götürür. Neden götürür? Eksiyle eksini çarpı mesela eksi 1 ile çarpı eksi 1 ne yapıyor? Hani düşmanımın düşmanı benim dostumdur falan diyorduk. Artı 1 yapıyor. O mantıkta düşünebiliriz. Eksi 3'ün karesi ne? Artı 9. Ama burada tekrar bir eksi olduğu için ben buraya eksi 9 yazıyorum. Çarpı 2 var. E çarpı 2 hangisine ait? Bu 9'a ait. Çarpmanın önceliği var. Ama burada bir kare olduğu için karenin biraz daha önceliği oluyor. Hemen burayı da yaptım. 2 artı eksi 1'in kübü. Küpte işaret değişmez. Tamam mı? Bunu bilmemiz lazım. Küpte işaret değişmez. Hemen ben buraya artı eksi 1 yazıyorum. Tamam mı? Burada da ne yaptı? Eksi 1 yapacak zaten. Ben burayı düzenliyorum. 9 çarpı 2 kaç yaptı? 18 yaptı. Buraya yazıyorum. 4 eksi 18 bölü 2 eksi 1. Tekrar düzenledim. 4'ten 18 çıkarsa eksi 14. Burası kaç yaptı? 1 yaptı. Cevabım ne oldu o zaman? Eksi 14 yapmış oldu. Geçtim diğer soruma. Bir saniye hemen geçtik. 103 ile 213 arasında 5 ile bölünebilen kaç tane tam sayı vardır diye sormuşuz. Burada ne yapacağız? Sayacağız mı? 105, 110, 120 diye. Sayacak mıyız? Hayır saymayacağız. Ne yapacağız? Buranın 5 ile bölünebilen en yakın sayıyı bulacağız. 103'ten sonra 5 ile bölünebilen en yakın sayı kaç? 105. Peki 213'ten düşük 5 ile bilinebilen en büyük sayı kaç? O da 210. Ben bu iki sayının arasındaki 5 ile bölünebilen sayıları bulacağım. Nasıldı? Son sayı, eksi, ilk sayı, böyle artış miktarı, artı 1 diye bir e, formülümüz vardı. Neydi bu formül? Aradaki tam sayı değerlerimizi veriyordu. Hemen biz bunu düzenlersek ne yaptı? 210'dan 105'i çıkardım. Kaç yaptı? 105 yaptı. 105 bölü 5 yaptım. Artı birimi de koydum. 105'ten e, 105'i böşe bölersem kaç yapar? 21 yapar. Bir de 1'e ekliyoruz. Kaç yaptı? Buranın cevabı 22 yapmış oldu ve geçtik. Ardışık iki çift doğal sayının kareleri farkı 52'ymiş. Tamam olabilir. Ben bu ardışık iki çift sayıya ne diyeceğim? X artı y mi diyeceğim veya x ile y mi diyeceğim? Hayır kesinlikle iki bilinmeyenli yapmayacağım. Neden? ardışık olduğunu biliyorum. Ben bir daha niye iki bilinmeyenli yapayım? Ben bunun birisine x derim, birisine de x artı 2 derim. Tamam mı? Kareleri farkında ne olur? X artı 2'nin karesi eksi x'in karesi eşittir 52 olarak bulurum. Neden x'ten x artı 2'ye çıkarmadım? Çünkü bu daha büyük olduğu için öyle yaptım. Hemen bunun karesini açalım. Ne diyorduk? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımını iki katı artı ikincinin karesi eksi x kare var. Buraya da 52 diye cevabımızı yazdık. Artı x kare ile eksi x kareyi götürdüm. Cevabım burada kaldı. Ben bunu buraya yazıyorum. 4x artı 4 kaçmış? 52'ymiş. Ben bu 4'ü buraya fırlatırsam 4x ne yapar? 48 yapar. x de buradan 12 yapmış olur. Bize niye soruyor? Bu iki sayının toplamı kaçtır diyor. x 12 ise diğer sayımız kaçmış? 14'müş. Bunları da toplarsak hemen altındaki C seçeneğini bulmuş oluyoruz. x, ve y, x iki basamaklı sayılarmış x y bölü x artı y x bölü x eşittir 33'müş. x artı y'nin toplamını soruyor. Bunu neden yazdım? Şunu yapmayın. Hani çarpmada dersiniz ya. E sadeleştirme yapabilirim. Hemen ben bu x'i bu x'i götürüyorum. Buradaki x'i bu x'i götürüyorum. 2y eşittir 33 olarak direkt bu durum gibisinden bir şeyler aklınıza gelebilir. Ama bize burada ne diyor? x, ve y x iki basamaklı sayılarmış diyor. Ben buraya o zaman basamak kavramından hani bildiğimiz gibi bura birler basamağı bura onlar basamağı diyorduk ya. Biz bunu yazalım. Mesela hani bir 60 sayısını düşünelim. Salladım şu an. 60 sayısını. Bir de 6 var. Şimdi 6 burada kaçtır? 6 çarpı 1'dir. Burada kaçtır? 6 çarpı 10'dur. Demek ki ben bu x'i 10 ile çarparsam basamaktaki değerini bulabilirim. Yani 10x artı y artı 10y artı x. Hani buranın tabanları aynı ya birleştirdim. Yani şöyle bir düz çizgi yapmış oldum. Bölü x diyorum. Eşittir 33. Ben bu x'i de buraya çarpma olarak atacağım şimdi. Burayı da düzenlersek kaç yapıyor? 11x artı 11y yapıyor. Ben bunu da 11 parantezine alıyorum x artı y yaptım 11 parantezinde. Buraya da 33 çarpı x yapmış oğlum. Bu 33 ile 11'i sadeleştirirsem ben buraya ne yazarım? 3 yazarım. E, x artı y eşittir 3 x ise x'i de buraya fırlatırsam y kaç yapıyor? 2 x yapmış oluyor. Bize neyi soruyordu? x artı y'nin toplamını soruyordu. Ben bir yerde nerede yazabilirim? E, bu sayıyı şurada yazabilirim. Mesela y yerine 2 x yazabilirim veya neyi soruyordu? X artı Y'nin en küçük sayını soruyor. Ben bu X'e 1 dersem Y7 de 2 dersem cevabım kaç yapıyor? 1 artı 2'den 3 yapmış oluyor. A, B ve B, A iki basamaklı sayılanmış. Tekrar aynı şekil bir soru. A, eksi A 25, B, A, eksi B 65 olduğuna göre A kaçtır demişiz. Hemen diyorum 10 A artı b eksi a eşittir 25. Buraya da 10b artı a eksi b eşittir 65 diyorum. Düzenliyorum burayı. 9a artı b eşittir 25 dedim. Buraya da 9b artı a eşittir 65 dedim. Ben bunları taraf tarafı toplarsam ne yapıyor? 10a artı 10b yapıyor. 10 parantezin aldım. a artı b dedim. Kaç yaptı burası? 80 yapmış oldu. 10 ile 80'i sadeleştirdim. Buraya 8 yazdım pardon burası 90 yapmış oluyor. Buraya 9 yazdım. A artı B kaçmış? 9'muş. Hemen A artı B'yi buldum. Ben bir yerde bunu yazarsam. Nerede yazabilirim? Mesela burada yazabilirim. A artı B 9 buraya yazdım. Burayı nasıl yazdım? 8A artı tamam mı a artı b diye yazdım burayı düzenledim eşittir 25 yazdım buradaki a artı b'yi 9 dersem 9'u da karşıya atarsam 8 a'yı ben ne olarak buldum 16 olarak buldum a'yı da kaç buldum 8 olarak bulmuş pardon a'yı da 2 olarak bulmuş oldum bu son sorumuzdu ee, bu kanal yeni açıldı. Matematik konuları yeni başladı. Matematik konuları böyle devam edeceğiz. Sayılardan başladık. Bölünebilme, asal sayılar, obep, okek okay diye devam etmeye çalışacağız. Ben Instagram adresinden netler Cepteden. ulaşabilirsiniz bana. Yapamadığınız sorular olursa atabilirsiniz. bu kanaldaki hocalarımıza danışabilirsiniz. Yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Ekim 1 ve Netler Cepte'nin kanalları şu an altta yazıyor. Netler Cepte diye Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kanaldaki şu an bu ekrandaki videolarda ulaşarak tıklayarak da diğer videolara geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoların devamını gelmek istiyorsanız gelmesini istiyorsanız beğenebilir, paylaş, paylaşabilir. Bana da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.